tarının sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar ben Melek Çağlar. Dünya Bankası bu hafta 2016 yılı için Küresel Ekonomik Beklentiler başlıklı raporunu yayınladı. Raporda hem küresel hem de bölgesel ekonomik gelişmeler konusunda öngörüler yapılıyor. Hem de gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamanın diğer ekonomileri etkileri üzerinde duruluyor. Bu akşam Dünya Bankası raporunu ve Türkiye için raporda öngörülenleri konuğumuz Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü Ayhan Köse ile ele alacağız. Sayın Köse programımıza hoş geldiniz. Dilerseniz önce Dünya Bankası'nın genel perspektifiyle başlayalım. 2016 için Dünya Bankası küresel ekonomide neler öngörüyor? 2016 yılında Dünya Bankası olarak küresel ekonomide bir büyümede artış bekliyoruz. 2015'te büyüme son derece zayıf oldu. 2.4 civarında. 2016'da büyümenin 2.9'a çıkmasını bekliyoruz. Fakat 2015 içinde, 2016 içinde büyüme beklentilerimizi belirli ölçüde aşağıya çektik. Bunun en önemli nedeni bildiğimiz gibi emtia fiyatlarında çok ciddi bir düşüş var. Bu düşüş özellikle emtia ihraç ülkelerin büyümesini etkiledi. Küresel ticaret oldukça zayıf. Küresel piyasa hareketleri, sermaye hareketleri de son derece düşük. Ve 2015 yılı o açıdan hayal kırıklığı o bir yılı oldu. 2016 yılında onun birazcık değişmesi bekliyoruz. Fakat öngörülerimiz de çok önemli riskler içeriyor. Şimdi e büyüme öngörünüzde tahmin ediyorum gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin büyüme oranları farklılık gösterecek. Evet. Biraz isterseniz bunu açalım. Gelişmiş ülkeler için büyüme tahminleri nedir? Gelişmekte olan ülkeler için büyüme tahminleri nedir? Ve mesela az önce bahsettiğiniz gibi emtia fiyatlarına dayalı hangi ülkeler bundan bu akımdan bu eğilimden daha fazla zarar görecek? Şimdi gelişmekte olan ülkeler için büyüme tahminimiz 2016'da 4.8. 2015'te büyümenin yüzde 4.3 olacağını düşünüyoruz. Şimdi bu yüzde 4.3 rakamı küresel krizden beri gelişmekte olan ülkelerin gerçekleştirdiği en düşük rakam olacak. Burada özellikle emtia ihraç eden ülkeler, Brezilya, Rusya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerdeki zayıflığın, büyümenin zayıf olmasının sonucu var. Diğer bir nokta, bu düşük büyüme ortamı gelişmiş olan ülkelerde o derece etkilememiş durumda. Onlarda hafif de olsa büyümede bir hızlanma görüyoruz. Mesela Amerikan ekonomisinin geçen yıl büyümesi 2,5 civarındaydı. Önümüzdeki yıl 2,7 olacağını düşünüyoruz yani bir anlamda birbirlerini dengeliyorlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlama, gelişmiş ülkelerdeki hızlanma hızlanma demesek de daha olumlu büyüme evet. rakamlarıyla birbirini destekliyor aslında. Dengelemekten öte bir rotasyon söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda yükselen piyasalar dünya ekonomisine çok daha fazla katkı da yapıyordu büyüme açısından. Şimdi gelişmiş olan ülkelerin katkısı daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben tekrar e, güçlü dolar, emtia fiyatları o konuya dönmek istiyorum daha alt başlıklara geçmeden önce. E, şimdi hangi ülkeler özellikle güçlü bir dolardan etkilenecek? Emtia konusunda Rusya, Brezilya örneğini verdiniz. Ticaret konusunda dış ticarete bağımlı ülkeler bu yeni trendten nasıl etkilenecek? O ülkeler genelinde isterseniz tekrar devam edelim. Evet, şimdi güçlü dolar e, bir şekilde ticarete yardımcı olabilir. Eğer kendi paranız zayıflıyorsa ülkenizin parası dışarıya daha fazla mal satabilirsiniz. Fakat bu küresel ticaretin kuvvetli olmasını varsaydığınız bir durumda ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki güçlü dolar bilançoları da negatif şekilde etkiliyor. Eğer sizin borçlarınız dolar üzerindeyse doların fiyatının artması sizi negatif bir şekilde etkiliyor. Dünyanın değişik ülkeler bu gelişmelerden değişik şekilde etkileniyorlar. Özellikle dış ticarete dayan ülkeler, Asya'daki birçok ülke, Orta Avrupa'daki birçok ülke veya Latin Amerika'da emtia satan birçok ülke güçlü dolardan negatif şekilde etkileniyor. Şimdi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün Washington'da bir toplantıya katıldı ve bu toplantıda yaptığı sunumda konuşmada e, gelişmekte evet. olan ülkelerin aslında altın günlerinin bir anlamda geride kaldığını, e, bu ülkeleri zorlu günlerin beklediğini söyledi. Şimdi gelişmekte olan ülkelerin bugün hem siyasi hem politik hem de ekonomik anlamda e, bu tür faktörlere baktığımızda nasıl bir e, tablo bekliyor? Neydi geçmişteki rahatlıkları, bundan sonraki zorlukları neler olacak? Şimdi 2010 yılında gelişmekte olan ülkelerin olan ülkelerin büyük bir kısmını oluşturan bu yükselen piyasa ülkeleri %8'e yakın bir büyüme kaydettiler. Geçtiğimiz yıl o büyüme rakamı %4'ün altına düştü. Bu noktada elbette ki bu ülkelerin ivme kaybettiğini görüyoruz. Hala büyüme oranı yüksek fakat ciddi bir düşüş var büyümede. Bunun da en büyük nedeni bu dış ekonomide gördüğümüz, dünya ekonomisinde gördüğümüz, daha önce de konuştuğumuz zayıflıklar. Tabii ülkenel ülkeye değişen, ülke spesifik problemler de var. Bazı ülkelerde çok ciddi bir üretkenlik düşüşü görüyoruz. Bazı ülkelerde politika konusunda belirsizliğin arttığını görüyoruz. Özellikle ekonomik politika politikaları konusunda belirsizliğin arttığını görüyoruz. Bazı ülkelerde de bu e, ekonomiyi stimüle etmek, ekonominin büyümesine katkı sağlamak için kısa dönemde uygulanması gereken politikalar. Kamu politikası, para politikası gibi politikalar için e, çok azla, çok e, fazla e, zaman olmadığını görüyoruz. Yani bu politikada uygulayabilecek bir space yok. Bunun da getirdiği sonuç ne? Eğer sizin borç yükünüz fazlaysa, e, eğer sizin e, kamu açığınız fazlaysa elbette ki ee, ekonomiyi stimüle etmekte ekonomiye e, katkı sağlamakta zorlanıyorsunuz Eğer enflasyon çok yüksek bir seviyede ise enflasyonun yüksek olduğu olan ülkelerde e, faizlerin düşüşünün getireceği sorunlar var o sorunların e, enflasyon olan etkisi var faizleri aşağı çekemediğiniz zaman gene e, ekonomiye e, pozitif bir etki yapmanız zor e, para politikası yönünden bütün bunları düşündüğünüzde de elbette ki bir yanda sorunlar büyümüş, öteki tarafta e, politika yapıcıların elindeki aletlerin e, şeyi rumu çok e, küçük e, sonuç e, büyümedeki düşüş olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu çerçevede aslında biraz da Çin'i konuşmak gerekiyor. Çin hem gelişmekte olan ülkelerin evet. dinamosuydu hem de uzun süre Amerika'daki mali kriz ve Avrupa'yı saran kriz döneminde küresel ekonominin bir anlamda dinama motoruydu. Ama Çin'de de şimdi yavaşlama görüyoruz. Sizin söylediğiniz gibi politika yapıcılar bazı kararları uygulasalar da tam bir Esneklik sağlanmış değil. Çin'in önümüzdeki dönemde hem ulusal ekonomisi açısından hem de dünya ekonomisi açısından yaratabileceği etkiler nelerdir? Şimdi Çin ekonomisi çok hızlı bir şekilde büyüdü. Çok uzun bir zamanda. Yani mucizevi büyüme rakamları kaydetti. Fakat geçtiğimiz 5 yıl içerisinde özellikle krizden sonra Çin ekonomisi de yumuşak bir şekilde büyümesinin düşmeye başladığını görüyoruz. İşte geçtiğimiz yıl 6.9 büyüdü. Bu yıl %6.7, önümüzdeki yıllarda da %6.5, %6 arasında büyümesini bekliyoruz Çin'in. Çin ekonomisi dünya ekonomisine göre oldukça tabii ki büyük ve dünya ekonomisine olan katkısı da çok fazla. Bu nedenle Çin ekonomisinde olan gelişmelerin dünya ekonomisi etkisi de çok büyük. Son zamanlarda özellikle Çin'in borsasında, Çin'in döviz piyasalarında olan oynaklık dünyanın finansal piyasalarında da çok e, büyük oynaklığa yol açtı. Çin'in politika yapıcıları geçtiğimiz Ağustos'ta yaptıkları gibi ciddi bir şekilde bu oynaklığı düşürmek için önlemler almaya çalışıyorlar ve bunu ciddi bir şekilde yapmaları gerekiyor ve bunları yaparken de mesajlarını çok açık bir şekilde piyasaya iletmeleri lazım. Öteki tarafta real ekonomide de bu e, yumuşak düşüşün devam etmesi için Yapısal reformların sürdürülmesi gerekiyor. Bizim e, beklentimiz Çin'in politika yapıcılarının bu yapısal reformlar konusunda ciddiyetlerini göstermeye devam edeceği ve Çin'deki yumuşak büyüme e, transformasyonu süreceği. Şimdi 2016 yılı için küresel anlamda galiba en belirleyici faktörlerden birisi de Amerika Merkez Bankası FED'in uygulayacağı faiz politikası olacak. Bugüne kadar uzun yıllar boyunca sıfıra yakın politika izleyen Merkez Bankası bunu değiştiriyor. Değiştirmenin ilk adımını attı ve bu yıl içerisinde de bu adımların tekrarı bekleniyor. FED'in politikaları hem Amerika açısından hem de küresel ekonomi açısından yine aynı soru olacak ama nasıl bir etki yaratacak? Şimdi Fed'in politikaları küresel ekonomi açısından çok önemli. Fed'in politikalarındaki normalleşme, özellikle faiz politikasındaki normalleşme bizim için memnun edici bir gelişme çünkü kriz döneminden çıktığımızı gösteriyor ve bu faizin artışı Amerika Merkez Bankası tarafından. Amerikan ekonomisinin büyüdüğü, Amerika'daki iş gücü piyasalarının son derece sağlıklı olduğu bir dönemde olması da çok pozitif bir gelişme tabii ki. Öteki tarafta kırılganlıkların yüksel, yüksek olduğu ülkelerde, dış ticaret açığının büyük olduğu, kamu açıklarının büyük olduğu, enflasyon oranının yüksek olduğu ülkelerde ani çıkışlar, ani ıı, çıkış, ani yükselişler, ıı, özellikle uluslararası faizlerde, uluslararası finansal piyasalardaki ıı, borç almanın daha zor hale gelmesi ve özellikle dolar cinsi borç yükünün yüksek olduğu ülkelerde bu kırılganlıkların daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına yol açabilir. O ülkelerin de ciddi bir şekilde ekonomi politikalarında değişik yapması ve bu tip risklere kendilerini hazırlaması lazım Şimdi yaklaşık iki dakikalık bir süremiz var. Ben bu çerçevede Türkiye'ye de değinmek istiyorum. Fed'in politikaları e, Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Çünkü e, Fed'in burada faizleri yükseltmesiyle birlikte diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bir para çıkışı evet. söz konusu olacak. E, güçlü dolar Türkiye'yi etkileyecek dış finansman açısından, cari açıkların dolandırılması açısından. E, nasıl bir beklenti var Dünya Bankası'nda Türkiye adına? Şimdi Türkiye'yi dış dünyadan ayrı düşünmemiz çok zor. Türkiye son derece dış dünyaya entegre olmuş bir ülke. Finans piyasası açısından, ticaret açısından Türkiye'nin dış dünyayla ilişkileri son derece yoğun. Böyle bir ortamda elbette ki Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerinin yükseltmesi, yükseltilmesi Türkiye'yi de etkileyecek. Ve son zamanlarda özellikle döviz piyasalarında gördüğümüz oynaklık bir şekilde bölgesel nedenlerle, bir şekilde küresel nedenlerle artmış durumda. Türkiye'de de önümüzdeki bir yıl içerisinde biz yüzde üç buçuk civarında bir büyüme bekliyoruz. Fakat e, Türkiye'nin bulunduğu bölge nedeniyle ve küresel ekonomiye bağlılığı nedeniyle çok büyük riskleri de o yüzde üç buçukluk büyüme oranının içinde düşünmemiz lazım. Sayın Ayhan Köse programımıza katıldığınız ve görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. haftanın son yayını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikaninsesi.com. Haftaya Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.